Bir çarşamba günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet, bu senaryoyu söylemiştik. Ne demiştik? Cuma günkü videomuzda. Dedik ki hafta sonuna doğru bir yükseliş. Paul amcamız demişiz. Trump amcamız. Trump baba. Evet, Trump baba. Güzel konuşur, piyasayı yükseltir, dozajı arttırırsa 70 binler gelir dedik ama haftaya, yani bugün çarşambasına da dikkat çekmiştik. Neden? Amerika'dan faiz kararları gelecek. Büyük olasılıkla Eylül'e sarkacak ama bizler için Powell'ın konuşması piyasaya ne tür bir bilgi sunacak? Bugün tabii Japonya ve ertesi günde İngiltere'de var. Japonya'da sabit bırakıldı, ellenilmedi. İngiltere'ye bakacağız ve bugün itibariyle özellikle Türkiye saatiyle herhalde 12 olması lazım. O civarda açıklanacak. Oradaki satır alanındaki kelimeler bizler için önemli. Pozitif gelirse 70 bin tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Tabii bir de dolar endeksine bakmamız lazım. Dolar endeksini hatırlarsanız geçen hafta şöyle çizmiştik. Bakın çizdiğimiz hala duruyor. Yukarı çarpar, aşağı doğru girer. Eğer bugün Paul'un açıklamasıyla kırıldı. Kırılamadı. Yön yukarı olur. 104.5. Bu da piyasaların istemediği bir nokta. Altın özellikle yine İsrail Filistin maalesef oradaki ekstra gelişmeler altını tekrardan bir üst seviye 2400 dolar bandının üzerine attı. Eğer burada kalıcı olursa evet artık kalıcı diyebiliriz ama şu an için gün kapanışı, hafta kapanışı bizler için önemli altında. Geldik bu diyarların kralı. Hocam bu diyarların kralı diye altları ezdirdiniz diyorsunuz. Altlar ezildi, bizler de ezdik. Şimdi zigzaglar çizerek gideceğiz. Bunu zaten söyledim. Önemli olan şu 69 bin kaldı. Ya burası aslında bizi çok fazla zorlamaz. Eğer şu Powell'un konuşması pozitif gelirse zaten dolar endeksi de aşağı salmış. Yani buradan yukarı altın açtık. Altın gibi inşallah şöyle yukarı gider. 69 bin üzerinde 70 bin üzerinde kalıcı olursak artık yeni ateşler gelir. Altlar da hiç olmadı. Biraz rahatlar. Tabii Bitcoin'e talep fazla. Bir de dominansiye bakalım. Yani bu bizleri ilgilendiren. Evet, dominans eninde sonunda yani nihayet düşüyor. Ama tabii Bitcoin düşerken düşmesi bizler için çok fazla etki etmiyor. Yani Bitcoin çıkarken düşmesi altların daha da hızlı canlanacağı anlamına gelir. Bakalım 56'nın aşağısında kapatacak mı? Eğer 56'nın aşağısında kapatamazsa 57 bantları hayırlı uğurlu olsun ezilmeye devam edeceğiz yani. Durum onu gösteriyor. Şimdi bir de neye bakalım? Total 3'ümüze bakalım. Sonra altcoin yorumlarına geleceğiz arkadaşlar. Total 3 yatayda. Yani para girişi yok ki. Para girişi yok diyor. İlginç, kötü. Yani umarım Bitcoin buradan biraz daha aşağı salmaz. Salarsa yine şuraları görürüz. Buraları görmek demek altcoin'lerin ezilmesi demektir. Bir de Ethereum'un Bitcoin paritesine bakalım. Ethereum ne yapıyor? Yani Spot ETF onaylandı ama nihayet başını kaldırmış. Öncelik Bitcoin paritesinin 51 bandını alması, sonrası tabii ki asıl rally'nin Ethereum ve diğer altcoin rally'sinin diğer sinyali şu band arkadaşlar. 6000 bandı. Ethereum'un bir de grafiğini inceleyelim. Grafikte aşağı yukarı nereler kırılırsa altcoin rally'si başlar. Aşağı yukarı bu 4000 dolar kırılırsa altcoin rally'si Ethereum bazında başlar diye düşünüyorum. Tabii ki öncelik Ethereum andaki coinler olacaktır diye de bir ara not ekleyelim. Buranın altına kapatmamış. Güzel. Burada bir ara range'imiz var ama o kadar kuvvetli değil. Yani şu 3700 bandını birinci adım oraya alması lazım ve ikinci adım rally getirecekse Ethereum kendi ağında, kendi bazında 4000 dolar üzerinde kapanış yapması lazım. Evet, yorumlara geçelim. Bakalım Hifi'ye. Evinizi sağlık. Evet, Vedat Hoca buradaymış. Tatil bitti mi Vedat Hoca? Ape, ya bu Ape dün benim dikkatimi de çekti Mahmut Hocam. Yani 27 dolarlardan düşmüş 0.90 centlere 1 dolarlara. Dodo, evet Oğuzhan Hocam, o bende de var. Bugün biraz hareketli. Lukiti'nin çok ekmeğini yemiştik Mehmet Hocam, hatırlarsan. İnşallah bir daha öyle bir ekmek yeriz. Murat Bazora, yine ne koyunu buldun? BCC coin. Evet, bir bakalım bulabilirse. BCC coin neymiş bu ya? Murat Bazarov link ismini mi yenilemiş? Evet. ABD üstümüzde maalesef. Yani maalesef. Cuma günü video yorum. Yani şu
Bugünü bir atlatalım. Kazasız belasız fiyatlar inşallah güzel bir yere gelir. TED ilk kez duydum Ramazan hocam. Bir bakalım. Ulaş hocam demiş Zafer hocam. TRX ve BNX evet. İki gün dün videoyu çekemedim. Alım yerleri sormuş. O zaman şöyle bir bond var. Neyle başlayalım? HIF'le bir başlayalım. Coin Market Cap'imizi de bir açalım. Yani HIF neymiş ya? İlk kez HIF'i biliyorum da HIF'i bilmiyorum ya. HIF yani 4000 küsur sırada. Yani dikkat edin yani. Game proje olabilir. Yani 200 milyon adet de bu fiyatlar çok çok ucuz mu dersiniz? Evet ama ünlem işareti veren bir şeyde ben korkarım. Arka planda her şeyi yapabilirler diyor. O yüzden yani bir grafiğine bakalım hadi. Neydi HIF miydi? Evet MX'de var. Game over yapmış. Geçmiş olsun. Game over yapmış. Game over yapmış. Nerede durulur? Vallahi nerede duracağını bilemeyiz bu coin'in. Düşen trend net kalmamış. Yani. Kaç tane düşen trendini kırmış ama bir türlü dönüş hareketi vermiyor. Yani dönüş hareketi verirse de hacimsiz bir coin. Buraya da atar kendini. Buraya da atar kendini. Arasayı da hala bir dönüş sinyali yok. Bir tane şöyle bir tepe yapsa ya da yeşil mum, güzel bir hacimli mum görsek bir şey diyebiliriz. O yüzden yani ünlem işareti olan bir coin'i yorumlamak biraz zor olur anlamsız söyler. Özür diliyorum. Evet aşağıdaki yorumlara gelelim. Ape. AP'ye bakalım. Dodo var. Dodo var elimde ya. AP. AP ya bak kaçlardan geldi şimdi. Düşen trend, müren hiçbir şey bırakmadı. Alınır mı? Yani evet AP. İlginç ben 27 sanki aklımda kalmıştı. Neyse. Evet evet doğru. 26-27 dolarlardan gelmiş 0.7 sente. Hocam oraya kadar çıkabilir. Ya oraya çıkmasını bırak. 27'yi bırak. Buraya gelse aşağı yukarı 6 katına yakın bir yani 5 katı. 5 katına yakın güzel bir fırsat. 5 katı da değil hocam 4 kat. Doğru 4 kat. Yani şu ikili renç eğer AP bir gün yükselecek asıl rally başlatacaksa 3 üzerinde de orada çok güçlü var. Hocam şimdi oraya da çok var. Bizi asıl ilgilendiren tablo neresi? Bir burası. Bir band. Bir band üzerine atmak lazım. Ondan sonra artık bura bizi çok fazla zorlamaması lazım. Neden? Daha önce çok kez denemiş. Demek ki burayı alırsa buraya doğru bir hareket gerçekleştirir. O zaman da ondan sonrasını değerlendirir. Arasayla dibin dibini yapmış. Şu arasay hakkını vermemiş bak. Buradan güzel bir yükseliş yapmış ama grafik bana mısın dememiş. İlginç. İlginç. Aşağı yukarı ortalama maliyetlenecek fiyatta. 1 milyar adedi var diye biliyorum. NFT'nin babası. Bütün borsalarda var. Yani bu coin'i öldürdüler. Herkes içeride. Yani kim nereden aldı? Serinde kaldı bu coin ya. Kim nereden aldıysa fark etmiyor. Bütün borsalarda var. Bu fiyatlar eder mi? Eder arkadaşım. Eder. O gün bugününü bilemem. O gün bugününü bilemeyiz Oğuzhan hocam. Oğuzhan hocam demişim Amir hocam. Dodo'ya bir bakalım. Haydi sevgili Dodo. Dodo bugün biraz hareketli de. İstenenini verebilecek mi? Evet. Yani istediğimiz nokta ne? Şu an bir üzerinde 1.4'ün üzerinde bir kalıcı olsun. Kalıcı olsun yeter. Çaktırmadan gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Şimdilik beklemeliyiz. Şu an bir üzerinde gün kapatırsa pozitife dönerse 14 band üzerinde. Bunun dışında başka hiçbir şey diyemem. Düşen trend, trend hiçbir şey kalmamış. Yani bu da aşağı yukarı şuradaki ara sayıların hiçbir hakkını vermiyor. Haftalık tablosuna bir bakalım. Dodo bu fiyatlar eder mi? Aşağı yukarı bunda 1 milyon adedi vardı yani. Yani şuranın üzerine bir de şurada ara range'imiz var yalnız ha. Bak 1.4 ya 1.4 1.5 Dodo'nun 1 milyar mıydı öyle bir şeydi. Evet 650 milyonu 650 milyonla bu fiyatlar eder mi? Eder. Borsa listemesi idare eder. Ama bekliyoruz yani. Dodo. Yani eski şeyinden hiçbir haber yok. Dodo'nun bir de BSV'sine bakalım. O da aşağı yukarı ikisi de DEX projelerinden birisi. Yani bunun da aşağı yukarı aynı adedi var. Bu da game over. Bu daha game over yapmış yani. BSV. Yani bekliyorum. Aldım buralardan. 600 bantlarından aldım. Direkt aldım.
Buranın aşağısına da kırarsa artık yapacak bir şey yok. 600 bandı aşağısında gün, hafta kapattı mı tehlikeli senaryo başlar. Umarım hemen bir an evvel kendini şu 800 bandı üzerine atar diye düşünüyorum. Arasay dik durmuş ama yani grafiğe baktığında neresi dik durmuş diyor yani. Dibin dibine vurdular bizi diyor. Buradaki seviyeye geldi, hatta aşağısında bile gün kapattı. Bakalım. Yani bu fiyatlar uygun bana göre bese. Buradan ufak alım yaptım ama arkasında kötü bir haber çıkar, bir şey çıkar. Yapacak bir şey kalmaz yani. O zaman farklı konuşuruz. Lucky'ye bir bakalım Mehmet hocam. Evet. Lucky Allah var en çok ekmeğini yediğimiz coinlerden bir tanesiydi. Yine 2 doların altında, hatta baya bir altında. Yani şuralardan alıyorduk, yukarı vurduruyorduk. Aşağı yukarı buradan aldık, buradan vurduk. Şimdi neyse, pardon, 2 dolar satış yerimizdi. 2 kez bundan vurduk. Şimdi aşağı yukarı alım noktasında arkadaşlar. Alım noktasında. Yani 2023'teki alım noktasında gelmiş sana bayram indirimi yapıyor. Buralardan alınır. Bunun da arkasında kötü haber olmadığı sürece bu fiyatlar eder mi derseniz eder. Asıl yükselişinde 1.1 bandı üzerinde yapar. Şimdilik diyeceklerim bunlar. Bunun dışında herhangi bir tablo, herhangi bir şey yok. Günlük tablosuna bir bakalım. Evet, günlük tablosunda yine gelmiş desteğine. Yani alınacak konumda. Pardon, aylık çıkmış ya. Günlük derken aylık. Yani nereden red diyor. Daha buraya varamamış bile yani. Çok ilginç. 900 bandı üzerinde, daha doğrusu 1 bandı üzerinde kapanış yapamamış. Oraya gelmeden vurmuşlar aşağı. Bu da ara sayı zikzaklar çiziyor ama grafik öyle net bir zikzak yok. Aslında yatayda dediğim gibi 1 bandının kırılmasına bakmak lazım Lucky'de. Ya bu BBC coin. Bilmiyorum. İlk kez duydum. Var mı piyasa? Black card. Evet, siyah kart. Hangi borsalarda var? İyi yani. Hiç olmadı. Gatio, Max ve diğer birkaç ufak borsada var. 150 milyon adedi var. Aşağı yukarı 150 milyonla bu fiyatlar eder mi? Eder de etmez de. Grafiğine bakarız. Yeni bir proje. Evet. Dip burama. Burada bir destek yapmış yani. Burada bir destek yapmış. Yani 1.3 bandını kaybetmedi sürece bir sıkıntı yok. Dönüş mumu atmaya çalışıyor. Dönüş mumu atmaya çalışıyor ama net bir dönüş mumu da görmedik. Yani hacimli bir mum olması lazım. Nereden üretiyor? 4 saat diye bakacağız. Günlük ya bu tarz birkaç borsada olan coinler maalesef hacimsiz oluyor. Buradan üretiyor. 2.2'den üretiyor. 2.2 üzeri, yani tam şurası. 2 bandı. 2 bandı üzerinde kapanış yaparsa evet pozitif olabilir. 2 bandı. Aynen öyle. 2 bandı. 4 saatte de günlükte de hafta haftada bir şişme yok. Yani net bir şey diyemem buna. Yani yeni bir proje. Dip denemesi yapıyor. Dip denemesi burası mı? Bakmak lazım. Game over yapmış. Evet. 30 dolarlardan kaç dolarlardan? 30, evet öylesine söyledik. Evet, aşağı yukarı. Apeyle aynı tablo. Apeyle aynı tablo. Bakalım. Yani bu fiyatlar aşağı yukarı eder. Yani 150 milyonla eder arkadaşım. Niye etmesin? Hele ileride birkaç borsa listelemesi gelirse daha da güzel fiyatlanır diye düşünüyorum. Evet, şöyle aşağılara inelim hızlıca. Şöyle Pond'a bir bakalım. Sonra videomuzu bitirelim mi? Evet, Pond. Pond'a hiç gözü toprağa bakıyor hocam. Dönüş mumu yok, hala yok. Buradan red yemiş 2 bandından aşağı doğru iniyor. Burada da bir desteği var. Ara desteği oluşturmuş. Bir önceki desteği de burada. Bakalım nereden döner? Nereden döner? Döner mi? Bilmiyorum. Bunun arkasında kötü haberi vardı herhalde ya. Ya ben öyle hatırlıyorum.
İzleme listesinde miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Bond. Yok, değilmiş. Bond'a bir bakalım ya. 300. sırada. 10 milyar ödevi var. Bu fiyatlar eder mi? Aşağı yukarı eder. Niye etmesin? Niye etmesin arkadaşım? Eder. Borsa listemesine bakmaya bile gerek yok. Borsa listemesi de güzel. Eder. Eder. Yani bu fiyatlar da eder. Bakalım buraya doğru gelecek mi? Buralar aşağı yukarı bir alım noktası. Aslında çok fazla da uzak değil. Ha 14, ha 15. %5 bir fark var. Yani ya dönüş mumu yok. Sadece gördüğüm tablo o. Yani sadece bir dönüş mumu atsa evet döndü der buraya doğru gider. 19 bandına 19 bandı üzerinde de kalıcı olursa artık yoluna devam eder diye düşünüyorum. Yani birçok oyunda olduğu gibi bu da ara sayında yani yükselen dipler yükselen tepeler yapıyor. Grafik tam tersi diyor. Anam, ne diyorsun hacı diyor bana. Yani hala gözü toprakta. Dönüş mumu yok. Olur da buranın aşağısında şöyle söyleyeyim. Kaç burası? 14 bandı üzerinde altında bir gün kapatmış yaparsa da burada bir M formasyonu oluşabilir. O da bizi aşağı yukarı nereye götürür? 10 bandlarına doğru götürür. Evet bugün biraz yorgunum. İşler çok fazlaydı. Şöyle bir bakayım başka bir coin var mı? Hızlıca geçelim. TRX ve BNX. Evet. TRX ve BNX'e de bakıp bitirelim. Sadece grafiği. Evet. Tron. Tron'da güzel haberler vardı ya. Yani işlem olarak, karlılık olarak güzel haberler var. Evet. 14 bandı üzerinde gün kapatacak mı? Yani Tron iyi gidiyor aslında. Tron çok güzel gidiyor. Gerçekten söylüyorum. Yani evet. Bu coin'de tepede kalan kalmamıştır artık. Tron güzel gidiyor yani. Özellikle şurayı alacak mı? Bak 15 bandını alırsa gidiyorum der. Yani Tron hızlı toparlamış. Gerçekten güzel toparlamış. Yavaş yavaş öyle birden 2x 3x vermiyor ama yavaş 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 gidiyor. Olur da bir gün 17 bandı üzerinde kapanış yaparsa daha da hareketlenir diye düşünüyorum. Son coin BNX ile videomuzu bitirelim. Evet, indim. BNX 4 saatlik mi açık kalmış? BNX de ya. Yavaş yani şuralar yatay falan diyorduk. BNX ne yapmış? Girelim mi? Yani dipteyken giremedik. Tepedeyken girmeye çok hevesliyse. Evet günlük dedik. Ne oldu benimki biraz kafayı yedi. Şuradan açalım da. Neyse günlükte ne yapıyorum? Nereler bizim için tehlikeli? Yani şu 1.2 BNX'de 1.2'ye dikkat etmemiz lazım. Buradan güzel tepki veriyor yani. Yukarıda red yedi yerse 1.6. İki range arasında şu anda. Tam iki range'in arasında. Bakalım burayı vermediği sürece 1.6'yı zorlar gider mi? Gidebilir ya. Bu coin güzel yükselmiş ya. Bu bir isim değiştirmişti. Ondan sonra yani evet ondan sonra tutan olmadı. Yani bu fiyatlar eder mi etmez mi? Yani biraz mal boşaltımına gidebilir. 300 milyonuna eder. Ama ileride şu token boşalım ne zaman olur onu bilemeyiz. O zaman elbet bir düzeltme yapar. Hem de sert yapabilir. O gün bugün mü bilemem ama şimdilik yeni tokenler piyasaya sürülmediği sürece de yoluna devam edecekmiş gibi de gözüküyor. Hacimli mumlar var. Zaten şu mumlardan görüyorsunuz. 3 gün aşağı attıysa 1 günde 2 günde hemen eski seviyesine toparlıyor. Bu da güzel yani satış baskısı olmadığını gösteriyor. Bakalım 1.6. 1.6 alınsın ondan sonra bir sonraki grafiğe bakacağız. Yorumlaması zor olan bir coin. Yani şurada bizim range'ler yok. Hani daha önceki bir range'imiz yok. Neden? Burada direkt token boşaltımına gitmiş 300 milyonluk. Ondan sonra da yukarı düzeltmesini yapmış. O yüzden burada destek, direnç ve hani
Ya buralarda çok fazla satıcı baskısı yok. Peki neden burada oldu derseniz, daha çok diplerden alanlar kar satıştı. Yani burada ikinci gün kim aldı onu bilemeyiz. Gerçi eski tablosuna da bakmak lazım. Yani neyse, diyeceklerimiz bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.